Günlük koşuşturmaca içinde yemek yemek için zaman bulmak bile zor. Bu durum hızlı tüketimi beraberinde getiriyor. Ama lokmaları çiğnememekte fayda var. Çünkü aksi halde fazla kilo ve sağlık sorunları kapınızı çalabiliyor. Yapılan araştırmalara göre sabah kahvaltısına 6, öğle yemeklerine 8, akşam yemeklerine ise sadece 9 dakika ayırıyoruz. Çok hızlı yiyorum, ne var bunda diyebilirsiniz ama aslında bu durum size sağlığınızdan edebilir. Hızlı yemek yemek reflü, gastrit, ülser gibi rahatsızlıklara sebep olmakta. Bir diğeri ise özellikle hızlı yemek yeme mide gerginliğini sağlıyor. Mide gerginliği olmasıyla birlikte de tansiyonumuz hızlıca bir şekilde yükseliyor. İş yoğunluğu, stres gibi durumlar da hızlı yemek yediriyor. Kişi çok hızlı yemek yediği için beyin doyduğu hissini algılayamıyor. Eğer 15-20 dakikadan daha az sürede yiyorsak bunu hızlı yemek yeme olarak tanımlıyoruz. Vücudumuz, özellikle beynimiz 20 dakikadan sonra doygunluk hissiyatını algılayabilir. Eğer 15-20 dakikadan daha düşük, örneğin 10 dakika gibi bir sürede biz yemeğimizi yiyorsak doygunluk hissiyatını alamayacağımız için ikinci tabağa da geçmek gibi bir şey söz konusu olabiliyor. Ve bu da dolaylı olarak kilo almamıza sebep oluyor. Çünkü daha çok besin tüketiyoruz. Yani kilo sorunu yaşayanların çiğnemelere daha da dikkat etmesi gerekiyor. Minik molalar vererek aslında yemek yeme süremizi de rahatlıkla arttırabiliriz. Peki ne yapmalı? Uzmanlara göre biz az çiğneyen bir toplumuz. En az 30 ya da 40 kez attığımız lokmayı çiğnememiz gerekiyor ki hem kilo almayalım hem de sağlık sorunu yaşamayalım. Unsuz